Arkadaşlar bugünkü dersimizde size radyo mikserlerinden bahsedeceğim. İki tane mikserimiz var. On Air ve Production odamızın ikisindeki mikserlerden bahsedeceğim. Bu mikserlerin hangi kanalın nasıl ne işe yaradığından ve kanaldaki işte ses kaydı alırken karşılaşabileceğiniz problemlerden bahsedeceğim. Bu problemleri giderebilme yöntemlerinden vesaire, canlı yayına nasıl geçebiliriz, kayıt nasıl alabiliriz, bu gibi metotlardan bahsedeceğim. Şimdi iki tane odamızın olduğunu bahsetmiştim. Bu odamızın On Air odasında, On Air odasında arkadaşlar böyle bir mikser var. Biliyorsunuz değil mi bunu? Evet. Herkes gördü değil mi? Evet. Şimdi kaç tane kanalı var bu mikserin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şunlar ses kanalları. Pardon, şu da ses kanalları. Bunlar da telefon kanalı. Yani telefondan gelen sesi yayına aktarmak için kullandığımız kanal. Bu miksere kaç tane telefon bağlanabilir? 2. Aynen. Bizde kaç tane bağlı? Bir tane. Bir tane. Bir doldurduğumuz yeter bize şimdi. Evet. Şimdi ilk üçü mikrofon kanalı arkadaşlar. Radyomuzda kaç tane mikrofon var? 3. İşte bu 3 tane mikrofon bu 3 kanala bağlanıyor arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu mikrofonların buraya bağladığımız zaman bu feeder düğmelerinin ne yapılması lazım? Açılması lazım. Biz buna ne diyorduk? İyi bak, bir tipine bir bak bakalım. Şimdi fader açık olmadığı zaman ses gelmez. Efendim? No. İyi tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu ne? Ses monitör seviyesi. Ses monitör seviyesini buradan ayarlıyoruz. Tamam. Kanalların hangisi açık? Kaç tane açık şu anda burada? Bir bakın bakalım. Nereden anladın? Evet. Işığı açık ve fader'ı yukarı kalkmış. Yok, gerek yok. Işığı açık ve fader'ı yukarı kalkmış. Sonuç olarak bu kanal açık. Seviye ne durumda? Orta. Burası yeşil, burası sarı, burası kırmızı. Şimdi 50 tane düğme var. Bu düğmelerin hangisine işe yarıyor ondan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar her kanala ait olan şu faderlerden bahsedeyim. Bunlara ne diyorduk? Fader adı veriyoruz. Fade in, fade out'u verecek anahtara fader adı veriliyor. Faderci yani. Tamam. Optimum seviyesi burası. Bu seviyeden sonra düşük sesler için kullanılıyor. Bunlar alt seviyeler arkadaşlar. Şuradaki seviye optimum seviyeyi gösteriyor. 10 düğmesi açık olduğu zaman bu işlevi görüyor. 10 düğmesi açık değilse eğer bu kanal nedir? Kapalıdır. Her kanal için bu düğme vardır. Buna bastığınız anda ancak burası faaliyet gösterilir. Onun üstünde ne var? Q tuşu var. Burası on off düğmesi. On olduğu zaman şuradaki yeşil lamba yanıyor. Yeşil lamba yanıyor. Ve Q düğmesinin yanında da yine bir kırmızı lamba zannediyorum. Kırmızı lamba yanıyor. Q düğmesi de yayına sesi göndermeden sesi kontrol etmemizi sağlıyor. Fakat ne şeyse bizde çalışmıyor. Geçen denedik çalışmadı. Yanlış bağlamışlar üç kat. Nasıl olması lazım normalde? Şimdi normalde Q tuşuna bastığımız zaman konuşuyoruz ya. Evet. Sesi aynı gitmiyor. Geçen öyle oldu şeyde işte ilk nurlarla canlı yayında şey yapıyor. Şimdi gitmiyor sesimiz falan filan. Orada bizi herkes duymuş zaten. Yani böyle o Q tuşuna bastığın zaman ses seviyesini kontrol ediyorsun. Ama yayına gitmemesi lazım. Q'nun mahiyeti bu. Fakat her ne hikmetse Q da yayına sesi götürüyor. Muhtemelen Barix'e giden kanalda bir sıkıntı var. Ama bunu bilin, Q ile karşılaştığınız zaman yayına sesi vermeden sesi kontrol etmek için kullanılan bir anahtar. Onun basılı olması durumunda o şekilde kullanılır. Şimdi kanalın o fader'ın üst tarafında kalan kısımda
Yukarıdaki şu anahtarlar ne işe yarıyor? Gain adı verdiğimiz kazanç sağlayan anahtar düğmeleri. Yani ses çok düşük. Ses düşük olduğu durumlarda gain'i açaraktan biz bunu halledebiliriz. Gain sese artı kazanç veriyor. Fader'in yetişmediği yerde değil mi? Çok güzel. Çok güzel özetledin. Fader'in yetişmediği yerde gain imdadımıza yetişiyor. Ama fader'ı açmayayım, gain'i halledeyim deyince ne oluyor? Dip ses de yükselir. Eder. İşte böyle oldu. Tamam, anladınız. Evet. Şuradaki yazıyı okuyabiliyor musunuz? Hayır. Nasıl okudun ya onu? Aa, ben de okudum. Star Yolay. Ben de okudum. Çift yapar. Türkçe'ye çevirin bunu. Star Yolay. Çift kanal. Türkçesi bu mu? Çift kanal hocam. Stereo kanal. Şimdi stereo kanalın burada ne yazıyor? A yazıyor. Burada ne yazıyor? B yazıyor. A, B, mic. Her kanalın 3 tane bağlantı noktası vardır. A, B, line kanalı, mic de mikrofon kanalı. Mic basılıysa bu iptal olur. Dolayısıyla burada basılı mı? Hayır. Basılı değil. Yani burada basılıymış gibi gözüküyor da basılı değil. Line aktif olur. Basılı olduğu zaman bu iptal olur. Mic basılıysa mikrofon kanalımız aktiftir. Line basılıysa line kanallarımız aktiftir. Bunu niçin anlatıyorum? Üçüncü kanalda böyle bir sistem var. Üçüncü kanalda mikrofon basılı. Mikrofon basılı olduğu için mikrofon aktif. Ama siz reji odasından gelen sesi de canlı yayına aktarmak için mikrofonu iptal edip line A'ya basmanız gerekiyor. Bu da ek bilgi. Bunlar çalışıyor mu hocam? Çalışıyor canım, bu kadar da değil. H, M, L. Height, mid, middle, low. Yüksek, orta, düşük. Bu ifadelerle ilk defa karşılaşan var mı? Height, low, mid. Zannediyorum karşılaşmadınız. Çünkü cep telefonlarınızda bile bu ifadeler Harun zannediyorum var değil mi? Evet. Equalizer. Evet. Burada bir basit bir equalizer var. Peki, HML seslerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yüksek, orta, düşük. Şuna da M yazsak iyiydi. Şimdi, yüksek sesler tiz sesleri temsil eder. Düşük sesler bas sesleri temsil eder. Middle zaten orta sestir. Sesin böyle hani diyaframdan bir ses gelir, kuvvetlidir, kuvvetli bir ses gelir, o middle sese girer. Kadın sesi biraz daha cırtlaktır, yüksek seviye yani height low'a girer, tiz sestir. Erkek sesi bas sestir, o biraz low'a girer. Ama hepimiz üçüne de giriyoruz arkadaşlar. Yani kalkıp da ben o frekansta yokum diye bir şey yok. Anlatabildiniz mi? Şimdi size soruyorum. Hocam kadın değil mi zaten? Bas perdeye çıkabilmek. Evet. Aynen aynen. Yani o mevzularda diksiyonda görürsünüz. Peki ben size soruyorum. Bir tane kadın vokal oturdu radyoya. Equalizer ayarlamasını yapmanız gerekiyor Gökhan. Sen bilirsin gerçi. İsmail, kadın vokal oturdu. Evet. Yüksek sesi mi kısarsın? Yüksek kanalı mı kısarsın? Düşük kanalı mı? Yüksek kısarım. Niye? Siz olduğu için yüksekten patlatır. Evet. Onu kısarım ki dengelesin. Aynen. Şimdi yüksek kanalda zaten tiz sesi. Kadında tiz çok. Sen kalk biraz daha tiz verince ne oluyor? Ses patlıyor. Biraz daha böyle cızırta yani ses kalitesi bozulur. Bardak. Erkekte ise bunun tam tersidir. Düşük sesi kısmanız gerekir. Çünkü bas bir sestir. Ne olur? Patlama yapabilir. Bunun için onları ayarlamanız gerekir. Ama erkekte yükseği kıs, kadında düşüğü kıs. Bazı arkadaşlarınız vardır, kız gibi konuşur. Onun nesini kısacağız? Onu konuşturmayacağız. Duyduğunuza göre kısmanız gerekir. Yani böyle kalkıp da o erkek tamam kısalım abi. Öyle şekilde yapmayacaksınız, tamam. Anlaştık mı bunda? AUX denilen bir zımbırtı var burada. Bu ne demek? AUX. AUX ne demek? Ha? Tam tersi. Çıkış. Diğer miksere. Prodüksiyon kanalda, prodüksiyon odasındaki miksere sese çıkış vermek için kullanılır.
Burada kayıt alıyorsunuz. Yani on-air masasında kayıt alıyorsunuz. Yani canlı yayındasınız. Aynı zamanda prodüksiyon odasına da sesin gitmesini istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekir? Bu kanalı açmanız gerekir. Bu kanaldaki sesi içeriye göndermek için ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Açacağız. Aferin. Gel çabuk. Ne yedin şu an? Ya bir yemek istedim, 2 saatte yaptılar, yedim. Daha yemek saati değil, daha 1 saat daha. Otur çabuk. Şimdi arkadaşlar, şu on-air var orada. Bazen yanıyor, bazen yanmıyor. Nasıl yakacağınızı biliyor musunuz? Efendim? Kendi otomatik yanar hocam. Kanalı açınca yani canlı yayına giriyor. Aynen. Canlı yayına girdiği zaman canlı yayına girme ibaresini gösteren bir ışıktır. Öyle süs diye konulmamıştır orada. Oo, çok karizmatik, önünde fotoğraf çek. Tatlıya girebilir miyiz yani? Nasıl? Bunda evet, bu ışık yanınca girmeyin kardeşim, burada canlı yayın var ibaresidir. Bu bütün radyolarda vardır. On-air lambasını yakabilmeniz için arkadaşlar canlı yayına girmeniz gerekir. Canlı yayına nasıl girerseniz derseniz, canlı yayına girmek için mikrofonların açık olması gerekir. Mikrofonların açık olması canlı yayına girmenin ibaresidir. Peki mikrofonlar hangi kanallara bağlıydı? 1-2-3. Şu anda 3 kanalın 3'ü de açık. 3'ü açık olduğu durumda, 3'ünden bir tanesi daha açık olsa on-air yanar. On-air yandığı anda o monitör hoparlörler var ya, onlardan ses gider. Otomatik olarak gider. Neden gider biliyor musunuz? Çünkü yankıda o cik diye bir ses çıkıyor ya, hani böyle sürekli çıkıyor. O sesi engellemek için monitör hoparlörlerin kapanmış olması lazım. Monitör hoparlörü kapanması lazım ki mikrofondan nezih bir ses alınabilsin. Mikrofondan ses alındığı anda on-air yanar. Artık kardeşim, yapmış olduğunuz her tıkırtı yayına gidebiliyor. Anlamına gelen bu ışık yanar. Bunu elle yapamıyorsunuz. Elle yapamıyorsunuz. Öyle kalkıp da şu kabloları birleştirelim, olmaz. Şimdi telefon geldi. Bu arada canlı yayındasınız. Dahilimizle 7001. 211-66-66 telefon numaramızda 7001 dahiliyi tuşladığınız zaman canlı yayına erişebilirsiniz dediniz. Canlı yayına adam telefonla girdi. Katılmak istedi. Bunu nasıl yapacaksınız? Bu işin en sıkıntı yanlarından bir tanesi bu. Canlı yayında yayın yapıyorsunuz. Birisi size telefonla bağlanmak istedi. Bunun için öncelikli olarak yan tarafınızdaki telefonu, normal bildiğiniz o telefon var ya, o telefonu kaldırıyorsunuz. Kiminle görüşüyorum diyorsunuz. Şeyini alıyorsunuz. Adlarını, bilgilerini alıyorsunuz. Nereden aradığınızı alıyorsunuz. Aradıktan sonra yayına bağlamanız gerekiyor. Nasıl bağlayacaksınız biliyor musunuz? 7 ve 8. kanal dedik. Evet, mikrofona telefonu en kestirmesi olur abi. Tamam. Mikrofona dayadın mı? Olur. Biter. Süper ya, tam Türk zekası. Evet. Şimdi 7. kanalımızda arkadaşlar telefonumuz var dedik. Evet. 7. kanalımızdaki telefonumuzu, şimdi o normal telefon, buna paralel bağlı. Dolayısıyla evde hiç iki tane telefon kullandınız mı? Hani biri bir odada, biri evet, öteki evet. Odadan da annenizin konuştuğu sesleri duyabiliyordunuz değil mi? Aynen. Fakat burada öyle bir şey ki, on düğmesine bastığı zaman diğer taraftaki sesi kapatır, bu taraftakini açar. Bununla mı test bağlamışlar hocam? Bilmiyorum, bunu düz bağlamışlar. 10 bölümünde, pardon çok özür diliyorum, 10 bölümünü açıyorsunuz, sesi bu kanalı açtınız, fader'ı gereken seviyeye getirdiniz. Tamam. Şuradaki, bakın, talkback tuşu var, TB tuşu. Bu tuşa bastığınız zaman arkadaşlar, yine çok özür diliyorum, şu connection tuşu var. Bu connection tuşuna bastığınız zaman ancak telefondaki bilgiyi alıyorsunuz. Tam göremediğim için şeyleri, düğmeleri karıştırdım ben de. Şu tuşu, tamam bir daha olmaz. Şu tuşu, öyle bir bakayım ki bir daha olmaz. Şimdi, bu tuşa bastığınız zaman, ahizeyi kaldırma tuşudur esasında bu. Anlaşıldı mı? Ahizeyi kaldırdınız, evet kiminle görüşüyorum, hoş geldiniz yayınımıza falan filan. Bu şekilde yaptınız. Fakat, sesi, telefondaki ses monodur. Mono olduğu için tek kanaldan aktarır. Yani dinleyen herkes telefondaki sesi tek kanaldan dinler. Tek kanaldaki sesi stereo'ya dönüştürmek için master mono tuşuna basmanız gerekir. Master mono tuşu da şuradaki tuştur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi telefon monodur İbrahim.
Telefon mono olduğu için ya sol hoparlörden duyulur ya sağ hoparlörden duyulur. Ekserlikle sol hoparlörden duyulur. Şimdi düşünsenize radyo dinliyorsunuz, tek hoparlörden adamın sesi geliyor. Ne yapacaksınız? Çift hoparlöre vermeniz gerekir. Çift hoparlöre verme tuşu. Monoyu stereo yap, teki çift yap tuşu bu tuştur arkadaşlar. Bu tuşa bastığınız anda teki çift yapar ve işinize bakarsınız. Fakat ses kısıksa ne yapmanız gerekiyor? Gain'ini arttır. Kazanç sağlamanız gerekiyor, gain'i artırmanız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Şimdi şu ses seviyesi bizim yayınımıza giden ses seviyesini temsil ediyor. 3 tane ses seviyesi var. Hangisi ayvayı yemiş bir ses seviyesi? Üçüncü. Şu. Ses. Sesi motoru seviyesi. Evet. Onun gavurcası ne? Distortion. Distortion olur. Ses bozulmaya uğruyor. Çatlamış. Çatlamış. Kötü kötü sesler çıkıyor anlamına gelir. Yani ses seviyesini siz nerede tutacaksınız? Bu seviye idealdir. Kalkıp da aman ya bozulmasın deyip de kısmaya gerek yok. Bu sefer de millet kulağını böyle hoparlöre dayamak zorunda kalır. Anlaşıldı mı? Sesi optimum seviyede tutmak lazım. Bazı radyolara bakıyorsun sesi çok kısık, bazıları çok yüksek. Bir de dip seslerin gizlemek için sesi belli bir noktada tutmanız lazım ki dip sesler ne olmasın? Ne olmasın? Yayını atmasın. Aferin. Burada ne görüyorsunuz? İki tane jack görüyorsunuz. Giriş. Bunlar mikrofon giriştir arkadaşlar. Üç iğneli dişi dediğimiz bir giriş. Erkek tarafı mikrofonun kablosunda. Bunlar bu şekilde iğneli olan erkek, iğnesiz olan dişi giriş olarak temsil ediyor. Bu genel tabirdir. Benim koyduğum bir tabir değil. İlk defa mı duydunuz? Yok hocam. Onun gibi davranıyorsunuz. Yok. Şimdi şurası prodüksiyona gider, yani reji odasına gider. Şurası da on-air'a gider. Yani canlı yayına, mikrofonları canlı yayına aktarmak için, geçen hafta anlattım böyle bir şeyimiz var demiştim. Canlı yayına gitmesi için ne yapmanız lazım? Siyaha takmanız lazım. Recording yapmanız için, yani sesi kaydetmek için ne yapmanız lazım? Maviye takmanız lazım. Maviye. Anlaşıldı mı? Her mikrofonun yanında böyle bir tane bulur ama bu mikrofon öksüz kalmış. Bakın yanında yok. Neden? Bununkini de şu altta arkadaşlar. Ha doğru. Tamam. Altta bir tane sallanan bir şey var. Onu da öyle yapmış. Kayıtta. Aynen. Evet. Onun yer masamız bu şekilde arkadaşlar. Çift monitöre sahibiz. İki monitör birbirine destekleyen monitör. Bu pencere buraya sığmadı. Buraya kaldırıp çekebiliyorsunuz. Tamam. Burayla ilgili bir sıkıntınız var mı? Yok. Şunun adı neydi? Monitör. Monitör. Monitör şu değil mi ya? Bu ne? İkisi de monitör hocam. Aslında bilmiyorum. Ne diyorlar bunlar? Monitörleri karıştırdılar. Ses bir ekran mı? Hangisi monitör? Niye? Yeşil. He, süper. Şu ses monitörü, bu ne monitörü? Görüntü. Ya biz ona hoparlör diye. Hoparlörlü. Bu hoparlörü kim koymuşsa yani bizim Türk milleti herkesin kendine ait bir söyleme tarzı var. Hoparlörlü. Harun nasıl söylüyorsunuz? Hoparlörlü. Efendim? Eşofman sözü. Eşofman. 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 Harun sen söyle hoparlör de. Hoparlörlü. Aa bu da kendine ait bir söyleme. Hoparlörlü. Hoparlörlü. Tamam neyse. Bu hangi mikser? Tanıyor musunuz? Rejinin mikseri. Evet. Prodüksiyon odamızda kayıt mikseri adını aldığımız bu mikserimizde kaç tane kanal var? Bir sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kanal var. Yalnız şu kanala kadar mikrofonlarımızı bağlıyoruz. Bu kanallarda farklı işler için kullanıyoruz. Hocam bir ortak gün oldu orada. Ne? Nasıl oldu? Ortak gün. O elim kaydoldu lan. Tamam. Ortak gün. 8'e kadar mı? Evet. Kayıt için arkadaşlar ana kayda giden aslı bak şuna bak. Bu ne? Kırmızı de. Bana bakma ona bak. Orada ne var? Kırmızı feederlar var. Şimdi hocam ses kaydı alamıyoruz. Ses kaydı olmuyor. İlk önce neye bakacaksın? Buna bakacaksın.
Tamam mı? Bu havada değilse istediği kadar diğerleri hepsi havada kalsın. Havada kalır. Yani havada yayına kalır. Gitmez. Tamam. Yine her kanalın kendine ait nesi var. Artık biz bunu biliyoruz. Feeder değil mi? Evet. Bir de iki tane ne var? Tuş var. Bir de böyle bir tuş var. Allah ortalık karıştı. Mix. Grab 1-2. Ve solo. Solo'ya bastığınız anda sadece bu kanaldan ses çıkar. Mix ve grab 1-2 gruplama tuşlarıdır. İki tane grup var. Mix grubu ve grab 1-2 grubu. Bunu son öğrenirsiniz. Peki, mut? Sesi kısma. Sesi kısma. Evet. Ya çıkma program bir tanesi ileri geri konuşuyor. Ya bir sus diyorsun, sus diyor. Bas muta. Bas diyor, aynen. Bas muta. Kes sesini. Tamam. Telefon bağlantısı da böyle. Evet, telefon bağlantısında fader böyle yavaş yavaş hani birdenbire küt diye kapat kesiyorlar. Veya telefon kendiliğinden kesiliyor. Hattımız kesildi olay oluyor. Ya, öyle bir şeyler var. Çok çok kabloyu kesersin ya. He. Yapamadın. Üst tarafa bakın. Mikserin bu üst tarafı. Hangi tarafı? Şu. Bakımının daha gelişmiş bir equalizer'ı var. Bir equalizer var. Bir de 3 tane equalizer var. Yine M tam göremiyorum. Pardon. Yanlış oldu. Şu üçü arkadaşlar. Bunu karıştırmışlar aslında. Şu ve şu. H M L. Şu da equalizer. Birazdan göstereceğim equalizer'ı. Yine bu da mikserdeki sesi AUX'a vermeyi sağlıyor. İç miksere yani canlı yayına aktarmayı sağlayan bölüm. Bunu geçiyorum. FX tuşu efekttir arkadaşlar. Efekt vermek için kullanılır. Efektlerin efekt değeri mesela bir tane reverb efekti verdiniz, yankı efekti. Yankının etkileyeceği miktarı ayarlıyorsunuz. Pen efekti, panorama efekti. Panorama ne demek? Yer. Left veya right. Left veya right, sol veya sağ hoparlöre, sol veya sağ kanala sesi aktarmayı sağlıyor. Eğer flatse, flat'in ne demek olduğunu biliyor musunuz? Gülmeyin kimseye. Düz. Bu ayarın, bu ayar düğmesinin düz olma durumuna ne ad veriyoruz? Flat. Flat adı veriyoruz. Flat olma durumunda hem sol kanaldayım kardeş, hem de sağ kanaldayım, orta yoldayım. Ne soldayım ne sağdayım diyor. Ben orta yolda ilerliyorum diyor. Evet. Grab 1-2'ye aktarılmış olan sesi artırıp azaltmak için bunu kullanıyorsunuz. Recording'e gitmek için bunu kullanıyorsunuz. Tamam. Üst tarafa gelelim. Ve son bölüm. Süremiz ne kadar var? 20 dakika. İyi. Dakikasına kadar sayıyorlar yani. Aslı herhalde sıkıldın. Siz daha saniyesiniz. Sıkıcı mı anlatıyorum? Stereo grafik. Ya doğru söyle. Ya bırak şimdi sen. Arkamdan beri. Stereo'ya sayın. Hani biraz önce equalizer ayarı demiştik ya. Equalizer ayarını buradan ayarlıyorsunuz. Aa, Winamp'ta da vardı hocam. He, Winamp'ta. Tamam, aynı Winamp gibi. Tamam. Şu üst bölümde arkadaşlar bakın bir liste var. Bu liste efekt listesidir. Orada atıyorsun, bakıyorsun mesela diyorsun ki işte vokal şey için işte 5'e ayarlayın diyorsun. Buradan geliyorsun 5. özelliği ayarlıyorsun. Varyasyon da bunun etkileme miktarını, varyasyon miktarını belirliyorsun. Şuradan efeyi seçiyorsun, buradan varyasyonu seçiyorsun. Mut dediğin zaman veya işte presets resetleme tuşudur arkadaşlar. O efekti mesela önceki efekti siliyor, bir sonraki efekti hemen devreye sokuyor. Ama efektlerle zaten biz bilgisayar üzerinde size Audition'ı anlattığım zaman çok daha iyi göreceksiniz ki bu efektlere hiçbir ihtiyacımız yok. Oradaki efektler İbrahim çok daha iyi. Tamam. Equalizer'ı devreye sokmak için ne yapıyorsunuz? Bunu işaretsiz bırakıyorsunuz. Bypass da es geç anlamına geliyor. Mix 1 ve Mix 2 tuşları yine o bölümde kullanılan tuşlardı.
mix basılıysa mix grubundaki sesleri recording'e veriyorsunuz. Grab 1-2 basıldıysa Grab 1-2'deki hani o şu her kanalın yanında bir tuşlar vardı ya, hatırlıyor musunuz? Evet. Mix ve Grab. Mix grubu ve Grab 1-2 grubu, bu grupları devreye sokmak için yani kayda göndermek için şuradaki iki tuşu kullanıyorsunuz. Zero. Onlara baz açmadan kullanamaz mıyız? Onlara basmadan kullanamayız. Çevirsek de bir şey. Yani evet. Şimdi aynı zamanda bilgisayardan gelen sesi kayda aktarmak istediğiniz zaman two track dediğimiz bir tuş var. TRK. Two track tuşunun bir de bir bağlantısı daha var şurası. Two track buraya basılıysa two track yani bilgisayardaki sesi açmak için ne yapıyorduk Gökhan'cığım biz? Burayı kullanıyoruz değil mi? Bilgisayardaki sesi orayı kullanıyoruz. Bu ise hoparlörlerdeki sesi ne yapıyor? Açıp kapatıyor. Anlaşıldı mı? Solo modda solo olan kanalları çalmayı sağlıyor. Yine şu bölüm de bizim ses seviyemizi gösteren, ses desibelini gösteren şeydir. Desibel tabirini biliyor musunuz? Desibel. Ses şiddeti. Desibel. Mesela hani cihazlar alıyorsunuz. Bir fanlı çalışan bir cihaz. Bunun desibel oranı şu kadardır diyor. Yani ses şiddeti şu kadar. Sessiz çalışan bir fandır. Evet. Yine arkadaşlar bakın. Burada kanallar var. İçerideki mikrofonları. 3 tane mikrofonumuz var. Beyaz olan beyaz etiket, içerideki etikette de beyaz mikrofonu kontrol etmenizi sağlar. Yeşil ve boş. Boş da içeride zaten boş, tamam mı? Siz eğer bir gitar bağlamak istediğiniz zaman şu kanala bağlıyorsunuz. Veya bir müzik seti bağlamak istediğiniz zaman veya bir bilgisayarı bağlamak istediğiniz zaman bu kanala bağlıyorsunuz. Şimdi şu kanalı anlatayım. Eğer hoparlörlerden ses gelmiyorsa bakın birisi kahverengi, birisi de sarı olacak. Bunlar bağlı olması gerekiyor. Bağlı olmazsa hoparlörlerden ses gelmez, tamam mı? Bilerek söyledim, bilerek. Kulaklıklara ses gelmiyor, ne yapacaksınız? Puhones, fons. Tamam mı? Fons takılı değildir arkadaş. Bir de şu kablonun şu tarafında şöyle şu tarafında giden bir tane daha bir kutu var. O kutudan da takılı olması gerekiyor. Tamam. O kutunun kablosu bu. Evet sevgili arkadaşlar. Hocam şey vardı. Kayda alıyorduk mesela. Dinlemek için bir tuşa basıyorduk. Küçük bir şey yani. Neydi o tuş? Dinlemek için. Adı buydu. O yok, normal pauza bastığı zaman dinliyorsun zaten. Biz bir kere burada kayıt aldık. Ha. Siz hatırlıyor musunuz akşam üzeri? Sonra biz o kaydı adamlara dinletemedik. Evet. Tuşa basmamız gerekiyor. Evet, biraz önceki anlattığım şey burada da yazıyor hatta. Cevabını bulabilirsin. Nasıl bulacağım? Bilgisayardan gelen sesi miksere aktarabilmek için evet. Hangi tuşa basıyoruz? Two track. Ha. Two track basılı değildi. Ya açıyoruz açıyoruz dinleyemiyoruz. Adam da diyor ben sesimi dinleyeceğim diye. Doğru. Şurayı tekrar anlatayım arkadaşlar. Bilgisayardan çıkan sesi dinleyebilmek için bunu, kayda getirebilmek içinse bunu kullanıyorsunuz. Şu şey hocam değil mi? Evet. Aynen. Efendim? TRK. Two track. Yani. İki TRK. Kayıt alırken bunu kapatıyoruz ama değil mi? Tabii kayıt alırken kapatıyoruz. Sebep? Ses gelir. İsmail Hakkı diyor ki kayıt alırken kapatıyoruz diyor aslında. Neden kapatıyorum İsmail Hakkı? Valla bir tek senin adını biliyorum. Bir de Burcu'nun adını biliyorum değil mi? Senin adın Burcu muydu? Burcu neden kapatıyordur sence? Neyi? Two track. Two track'i neden kapatıyordur? İsmail. Neden kapatıyordur? Sen mi söyledin? Senin adın İbrahim değil mi? Şey, İbrahim. İsmail İbrahim kardeşim. Gökhan neden dolayı kapatıyordur? Otur. Enes.
Enes daha Leyla, ha, edebiyat, edebiyat kim içerisinde? Şimdi arkadaşlar, şöyle bir sıkıntı var. Çift ses. Döngü olur hocam. Onu kapatmazsa. Yok. Çift ses. Hayır, herhangi bir döngü falan olmaz. Şimdi bilgisayarın işte bilgisayarda MP3 çalıyorsun. Bu MP3'ü çalan MP3'ün çalmaması. Kayda girdiği zaman kapatmanızı öneriyordum. Geçen sene, bu sene kayda giren arkadaşlara bunu söylüyordum. Sebebi şu. Eğer bilgisayardan ses gelirse, USB kanalına bağlı. Bilgisayardan ses gelirse ciddi anlamda bir dip ses oluşuyor. Bunu kapatmadığınız zaman kayıt cızırtılı bir şekilde alınıyor. Bunu kapattığınız zaman cızırtı gidiyor. Var mı? Cızırtı var. Ama eskiye nazaran çok çok az. Onun için kayıt alırken ne yapmanız gerekiyor? Tutrek tuşunu kapatmamız gerekiyor. Evet. Sorusu olan var mı? Yok, hayır. Hayır. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle bir son olarak bir özet geçelim. Ne anlattık bugün? Hocam bunlar Wiki'den oluyor mu? Nasıl? Wiki'ye mi koyuyorsunuz? Wiki derken? Wiki zirve. Bir durum var mı? Şey, bunu benden flash'la alabilirsiniz. Ama istiyorsanız YouTube'a atabilirim videoyu. Tamam. YouTube'a atın hocam. Radyo mikserlerini anlatıyorduk bugün. Fader dediğimiz bir düğme vardı. Bu sesin yani şiddetini artırıp azaltmayı sağlayan bir düğmeydi. On-air mikserimiz bu. On-air mikserimizin sağ tarafında yer alan kısma ses monitörün seviyesi anlamına gelen bölüm diyor, beletlerle çalışıyor. Bunu artırıp azaltmak için bunu kullanıyorduk. Evet. Kanalları açmak için şu on-off düğmesini kullanıyorduk. Şu bölüm ise sese ince ayar vereceğimiz bölümdü. Duygu. Derya mıydı? Kim hocam bu Duygu ya? Sen. Fader. Fader'ın üstünde bir on düğmesi var, bir de Q düğmesi var. Q bizde işlem görmüyor demiştik. Evet. Gain neydi? Fader açıp yetersiz sesin yeterli hale geldi. Yetersiz olduğu durumlarda sesi artırmak için kullandığımız bölümdü. Evet. Peki size soruyorum. HML. Yüksek, orta ve düşük ses. Kadın sesi. Evet Burcu, sana soruyorum. HML. Kadın oturdu masaya. Hangisini kısarsın? Aslı verecekmiş zannediyorum cevabı. Heymiş. Miş deme bari, kopya çekiyorsun al. Kopya çekmesin abi. Düzgün. Yok hocam şey yapmıyorum. Cılız olan seste de middle'ı kısmanız gerekiyor sayın arkadaşlar. Peki size bir soru. Bu soruya göğe bakma durağı cevap versin. Şimdi canlı yayındayız. İçeriye ses gitmediğini iddia ediyor. Herhangi bir sıkıntı da yok. Kablolar bağlı vesaire. İçeriye sesi aktarmak için ne yapman gerekir? İçeriye sesi aktarmak için Q. Otur. Destekli sağlamak gerekiyor. Evet Yusuf'um. Öteki Yusuf. Evet. İki Yusuf'un arasındaki ilk dur. Adını okuyamıyorum. Adını okusun. Siz söyleyin, hangi tuş olduğunu söyleyin yeter. Şu Q'nun. Şu deme. Değil. Q'nun üstündeki ilk dördüncü kanal. Şu. AUX, AUX, öteki tarafa gö- Aynı ya, AUX onların hepsi AUX. Şöyle gitmiyor bak, böyle gitmiyor. Tamam mı? AUX. Evet. Şimdi, ona yeri yakabilmem için ne yapmamız gerekiyor? Çarpmak da tanrıya basacağız. Zaten sesi açtığımızda ona yeri yanıyor. Tuşa da basacağız, sesi direkt açınca oluyor. Radyomuzun dahilisi ne? 7001. Canlı isteğe girebilmeniz için 7001'i tuşlamanız yeterlidir. 7001. Hocam, ben işte telefonum var. Cep telefonumu açayım. Öyle yapacaklardı ama yani çok kullanmadığımız için 7001 kaldı öyle. Evet. Alo diyebilmek için hangi tuşu kullanmamız gerekiyor? Şöyle. A mı? B mi? C mi? D mi? A. Hayır. Şey, C mikrofondu. Şey, C değil mi? B.
B. Bursa. Doğru. Bursa Aro için. Neresi ya? Tamam, bu tuş. Peki size soruyorum. Telefondan gelen ses tek kanaldan çıkıyor. Bunu çift kanala aktarabilmek için hangi tuşa basmamız master, gerekir? Master. Evet. Ne ya? Ha, master doğru. Master. Peki çok kısık geliyor. Ses çok kısık geliyor. Two-track. Ya Allah. Two-track ta öteki mikserde lan. Var ya. Az salla. Az da şuna da E diyelim. A mı, B mi, C mi, D mi, E mi? E. Hayır. A. Ses çok kısık geliyorsun telefonda. Gain seviyesini artırmamız gerek değil mi? Gain okuyamayan var mı? Evet. Ondan dolayı cevaplayamadınız değil mi? Gain. Ama doğru, size hak veriyorum. O gain'i niye alta attınız? Normalde üst tarafta olması lazım, gereksin. Onların hatası. Arkadaşlar üzülmeyin. Hata bizde değilmiş. Evet. Distortion'a uğrayan ses hangisi? Sağdaki. En sağdaki. Evet. Hangisi en iyi ses? En iyi ses ortadaki. Middle. Peki. Soru geliyor. Ha. Soruyu kime soralım? Bana sorabilirsiniz. Abdülkadir'e soralım. Abdülkadir. Canlı yayın yapmak istiyorsun. Mikrofondaki sesi canlı yayına aktarmak istiyorsun. Siyaha mı bağlarsın, kırmızıya mı bağlarsın? Siyah. Kırmızı yok zaten. Maviye mi bağlarsın, siyaha mı bağlarsın? Yani siyah. Canlı yayına. Ha, kaydı. Emin misin? Evet. Aferin. O da o değil yani. Diğeri de zaten kayda gidiyor. Ya adamın İngilizcesi var yani. Ona iyi de yazmışsınız. Evet. Türkçe yasak anlamaz diyorsun yani. Peki. Burada soruyorum. Görüntü az gelirse ne yapayım? Şimdi. Ekran çalışmıyor. Hangi tuşa basarsınız falan diyor. Aferin. Evet. Bu canlı yayın mikseriydi değil mi? Hayır. Ne mikseriydi? Kayıt. Aferin. Yandaki ne? Production adamızdaki. Evet. Kayıda girmemiz için, hani kayıda bir ses gelmiyor Yusuf. Mikrofonlar açık, her şey güzel ama kayıda ses gelmiyor. Ne yaparız? İlk önce neye bakarız? Bana mı soruyorsun? Sus. Bana mı soruyorsun? Yusuf, sakallı Yusuf'a soruyorum. Sakalı daha, ikiniz de sakallı. Büyük Yusuf, küçük Yusuf sen misin? Küçük Yusuf. Evet Yusuf. Şey, masal yaptı da insan bunları hatırlıyor mu? Küçük emlak gibi. Kayıda ses gelmiyor. Yusuf. Çok yakışıklı. Kayıda ses gelmiyor. Ne yaparız? Hangisini, hangisini? Bunu hangi bir tanesini yükselteceksiniz? Öteki Yusuf söylemek istiyor. Kırmızı... Kırmızı... Faderları yükseltiriz. Evet. Kırmızı faderları yükseltiriz diyor. Ve doğru cevabı Yusuf ver. Arabayı kazandı. Hocam, mikserin yanındaki şeyi soralım direkt. Mikserin yanındaki şeyi... O da var değil. Efendim? Ne vuralım, ne bakıyorsun? Şimdi arkadaşlar okuyamıyorsunuz biliyorum ama şu FX tuşu. Bakın efektlerin hepsi kapalı değil mi? Aynen. Bu durumda efektler bu kanalları etkiler mi? Hayır. Bu kanalı sonuna kadar açtığım zaman bu kanalı nasıl etkiler? Yine etkilemez. Çok etkiler. Hani ama efekt varsa etkiler. Ha, onu diyeceğim hocam. Graflar. Evet. Sonuç olarak ne demiştik? Bunlar faderlar. Bunlar da gruba atanan kısmı aktarmak için gerekli olan faderlerdir. Evet. Soru geliyor. Nerede abi? Bilgisayardan çıkan ses yayına gidiyor. Yani bilgisayardan çıkan ses kayda gidiyor daha doğrusu. Bir taraftan işte Enes Faruk Nom bir şeyler okuyor. O taraftan da Gökhan'ın çalmış olduğu şarkı çalıyor. İkisi de gidiyor. Bu durumda hangisi basılıdır? Tutre. Bir
Bir şey ezberlemiş ya. Yani. A mı? B mi? C mi? D mi? E mi? Alfabenin 29'u bile sıralı. E hocam, E. E şak ya hocam. E hocam, E. Çünkü E. Ama hocam oraya bir de... Yumuşak ya. Şu iki tane olacak. Roman ne oldu? E ile B. Siro ne işe yarıyor? CEO'daki bir kişi var. Monitörlere sesi aktarıyor. Odadaki room ifadesi odadaki anlamına geliyor. Monitörlere sesi aktarıyor. Şu üç tuş, şu üç tane zımbırtı var ya, bunların üçü basıldığı zaman o monitöre sesi aktarmayı sağlıyor. Kayda sesi ise B. B veriyor. Anlaşıldı mı? Bir daha tekrarlar mısın? Bu sesi duymayı sağlıyor. Two track. Üstünü karalaya karalaya bir hal ettik. Tamam. O monitöre sesi veriyor. Bu ise kayda sesi veriyor. Tamam. İkisinin açık olması da bir sorun teşkil etmez. Yani. Kap şey olmasın. İptal olmasın. Off olmasın. Gitar bağladığınız zaman hangi kanala takacağız? Ok çıkartmış olduğunuz kanal ama işte onun... Aha işte. Peki. Bu mikrofon kanalı mıdır? Hayır. Gitar da kanalı. Yok. Okun ucu mu şey başlıyor? Şu. Okun kalmasa. Evet. Sarı ve kırmızı mikrofon. Hocam mikrofon içeride yattı. İçeride başlı mikrofon yani. Peki içerideki mikrofon mu? Buradaki mikrofon mu? Yani bu odadaki mikrofon. Bu odadaki mikrofon. Şu diğer üçü içerideki. Bravo. Şu üçü içerinin. Bunlarsa buraya ait olan mikrofonlar. Şimdi de. Evet. Soru geliyor. Monitörlere giden ses. İbrahim Halil Koçuşa. Evet, monitöre giden ses. Monitöre giden ses. Monitöre ses gelmiyor. Hangisi çıkmış olabilir? A mı, B mi, C mi, D mi? E mi? G mi? E mi? E mi? E mi? E nerede ya? C de... Şu E. Tamam. Hocam C, C. Doğru cevap C ve D. C mi? C sol kanala, D sağ kanala ses gidiyor. E ne hocam? E ne? Soruyu soralım. Kulaklığa ses gelmiyor. Pardon. Üstünde ne yazıyor bunun? İbrahim. Fons ne demek? Kulaklık. Telefon. Gavurca kulaklık demek. Evet. Bize farklı anlama geliyor da. Ama biz de onu artık kulaklık olarak tanımlayacağız. Right. Arkadaşlar, umarım bu şekilde daha verimli olmuştur. Dersi sonradan anladık ya. Hocam bunları aslında uygulayarak çalışsak. Şimdi uygulayarak çalışacaksınız da. Ben hepinizi teker teker alamam, bir saat. Şimdi bunların hepsini tekrar edeceksiniz. Nasıl edeceksiniz? Program yapacaksınız. Program yapacaksınız. İkincisi. Bu kayıt video altında. Videoyu alırsınız, defalarca izlersiniz veya yapamadığınız yerde videoya tekrar bakıp orada gidip ayarlamayı yapabilirsiniz. Ben size Gökhan'a anlattıklarımın hepsini anlattım. Gökhan yapabiliyorsa siz haydi haydi yaparsınız. Oh, bak Gökhan'dan... Gökhan seni aşağılamak için değil. Gökhan... Tamam. Dersimiz bitmiştir.